Selamlar, ben Semih. Kraliyet turnuvasına devam ediyoruz arkadaşlar. Daha önce hiç kraliyet turnuvasını böyle son gününde oynamamıştım. O yüzden de derecem çok düştü. Bugün ben kendi rekorumu kırmak istiyorum. Ne olur elenmeyelim. Umarım video bitene kadar baya bir galibiyet alırız da videoyu öyle kapatırız. Eyvah, karşımızda Pedro var. Pedro yeni nesil oyunculardan bir tanesi ve korkulacak bir isim. Havancı. Hatta dünyanın en iyi havancısı diyebilir miyiz? Galiba diyebiliriz. Hemen mezarlıkta girdim. Oo, aynı zamanda zehri kullanması çok iyi oldu. Bir tane iskelet vursa silahşöre. Bravo Larry ya. Orada Larry çok güzel vurdu silahşöre. Madenci gelebilir. Bombayı bırakacak arkadaşlar. O yüzden atmak zorundaydım. Ne kadar mezarlık o kadar hasar şu durumda. Vurmaz değil mi o duvar ekici? Vurmasın, vurmasın, vurmasın. Hadi be. Bayağı geriye düştük Pedro'ya karşı. Kaybedersek eleneceğiz, o da var. Ziyerini kullandığı için mezarlığı atıyorum. Aynı tarafa oynamaya çalışıyorum. Evet, madenci her türlü vuruyor. Bayağı üzücü bir durum. Sonra tutturdum ya madencinin yerini. Oyun tarafını açmaya çalışıyor bir yandan ama izin vermek istemiyorum arkadaşlar. Mezarlığı basmam lazım. Daha çok mezarlık basmam lazım. Erkenden basalım böyle. Zehir atıyor ya genelde. O yüzden erken attım. Evet, 3 kart döngüsündeyiz. Bir tane daha mezarlık atacağım bu sefer. Elinde olmayacak muhtemel zehir. Gerçi o da 3 kart döngüsünde çünkü güçlü madencisi var. Yakaladık gibi. Vuracak, vuracak, vuracak. Evet, gene zehir attı. Ama maç çevriliyor gibi. Cehennem ejderi bayağı vurdu. Çok iyi. Maç şu anda döndü. Dönmesini hiç beklemiyordum. Oy, erken Valkyrie ile madenci tutturdum. Sağ tarafa aldık gibi. Hadi sola. Sağ aldık. Sola gidelim. Çünkü o da bizim sağımızı alacak. Oo, garip bir madenciydi. Bir şey atmama gerek bile kalmadı. Sağ tarafı biraz savunmak istiyorum. Duvar yıkıcı vurmasın. Ya gidiyor, bir tanesi aradan kaçıyor, sürekli vuruyor. Fırsat bu fırsat. Hadi saldıralım. Elinde güçlü madencisi de yok. Her şeyi bastım ve sola çok vurduk. Aldık. Pedro'yu da yendik. Bakalım dünyada kaçıncılığa çıktık. Hep beraber bakacağız. Şu an çok iyi gidiyorum bu arada. Umuyorum rekorumu kıracağım. Yani çok büyük bir rekorum yok aslında. Başta belirttiğim gibi ama kendi bireysel rekorumu kırmak istiyorum. Bir dahakine daha iyisini yaparız. Evet, dünyada 19. Evet, dünyanın en iyi pekkacılarından, pekkacısı değil, pekkacılarından Itachi var arkadaşlar karşımızda. Gerçekten de 3x'te pekka oynuyor, inanılmaz. Arkadan pekka ile çıktığı için mezarlıkla girmek istiyorum şu anda. Hatta erken mezarlık attım zehir atsın diye. Koçbaşı orada Valkyrie yem oldu, güzel. Pekka'yı da iskelet kralı özelliğiyle öldürürüz. Evet, zehri varmış arkadaşlar. Alev topu değil. Evet, sürekli Pekka ile arkadan çıkacak galiba. Cehennem ejderini solda bıraktım arkadaşlar. Ama Pekka'nın arkasına orada elektro büyüsü atacak. Hemen mezarlıkla girmek istiyorum. Bol bol mezarlık atacağız çünkü çok rahat savunuyorum. Aha, Valkyr kulede Valkyr. Güzel bir alev. İki tane büyüğümüzün olması, zehir ve alev olması çok iyi oldu bizim için. Evet, gene arkadan Pekka ile çıkmasını bekliyorum ama arkadan haydut atıyor, hayalet atıyor. Defans mezarlık atalım.
Güzel. İskelet Kralı Yamattı için orada mezarlıkta girme hakkım doğdu bence. Hemen mezarlıkta girmeye çalışalım. Pekala kesebilir ama cehennem eşyanı yem olur. Uf, solda özellik var ya, çok zorlar onu. Pekkacılar hiç sevmez böyle iskelet kralın özelliğini. Yine mezarlık geliyor. Alevi yapıştırayım da şu büyülü okçuya. Bir an önce ölsün çalışmadan. Evet, arkadan bir okçu attığı için zehir pozisyonu veriyor bana. Bedavadan büyü atıyorum kulesine. Alevi yapıştıralım. Büyü ata ata resmen önde, daha gene zehir pozisyonu verdi. Adam bana çok açık veriyor. Mezar taşını erkenden öldüremez alev topu olmadığı için, o yüzden ben de erkenden attım. Adam verdiği büyü pozisyonları yüzünden kaybedecek. Büyü okçu gelebilir. Evet arkadaşlar, bu eşleşme kesinlikle bizde, bu adama yazık oldu. Yaklaşık da 100 kişi bizi izliyor. Sağ tarafa baskıya devam edeceğim. Zaten büyü pozisyonu sürekli veriyor bana. Cehennem ejderi vuracak gibi. Evet, artık son denemelerini yapmak istiyor gibi duruyor ama vurması çok zor bu durumda. Büyülü okçu keşke bu kadar vurmasaydı. Artık son 1,5 dakika. Ama 1,5 dakika kadar gitmez maç gibi geliyor bana. İskelet kralı bassın mezarlık basmak için. Kule takası yapmak istiyor gibi geldi bana. Bütün her şeyini atıyor. Tabii ki de izin vermeyeceğim ya. İşime gelmez benim kule takası yapmak. Soldaki barbarlar ölür zaten. Sağ tarafı bitirelim. Zehir yok elinde. Evet arkadaşlar, yendik. Bu arada arkadaşlar, video başında söylemeyi unuttum. Etkileşim için bana yorum yazarsanız veyahut beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Ve bakalım dünyada kaçıncıyız? Hadi rekorum 74 bu arada. Dünyada 13.'üz. Evet arkadaşlar, maalesef bir problemle karşılaştım. Telefonumda yer kalmadığı için videoyu kaydetmemiş. Maçın sonucunu size söylemeyeceğim. Ama ben sonrasında maç yaptım. O Pekka maçından sonra. Size 2x'de izleteceğim. Ve sonra bunun üstüne konuşacağız. Ben burada susuyorum şu anda. Arkadaşlar, benim kaybettiğim maçları koymayı sevdiğimi biliyorsunuz zaten. Gerçekten depolama alanı yoktu bu arada. Hatalı oynadım bir maçta, açıkçası söyleyeyim. Dünyada 13.'üz, gene benim rekorum olacak. Yarın sabah görüşürüz. Evet, yarın sabahtan merhaba arkadaşlar. Şu anda turnuva bitmiş. Ve bizim sıralamamız baktığımda 26. Dünyada 26. bitirdik. Benim eskiden 74'tü galiba. Ve şimdi de yeni ruletim galiba, evet, gelmiş.
Açıkçası çok büyük bir başarı değil. Ama eminim sonra daha iyisini yaparız. Daha önce hiç böyle son saatlerde oynamamıştım. Son günde oynamak lazım. Saat 17 her gün. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.